Selamlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Everest markasının PC07 modelli bir Projeksiyon cihazını inceleyeceğiz. Bu kameraya da göstermek istiyorum. Gerçekten kaliteli ve güzel bir projeksiyon cihazı olduğunu söyleyebilirim. Tabii bu projeksiyon cihazı 720 HD görüntü verebiliyor ve 130 inçe kadar da büyütebiliyorsunuz bu görüntüyü. Gerçekten hani bir sinema perdesine ihtiyacınız olmadan normal beyaz bir duvarda da kullanabiliyorsunuz rahatlıkla. Şimdi bu ürünün bir kutu açılımını yapalım. Zaten girişte sizlere görüntü kalitesini göstermeye çalıştım. Gerçekten kocaman bir duvara yansıt ınızda uzaklığını ayarladığınızda en fazla 4 metreye kadar hani uzağa koyulabilir diyor. Fakat ama siz bunu 5 metreye de çıkartabilirsiniz. Ne kadar çıkartırsanız görüntü kalitesi o kadar yani daha doğrusu görüntü boyutu o kadar büyüyecek. Fakat bu cihazı kullanırken karanlıkta olduğunuza emin olun. Yani bir ışık sızıntısı olmasın daha güzel daha net daha HD bir görüntü alabileceksiniz. Kutunun arka tarafına baktığımızda burada detaylı özelliklerine yer verilmiş. 720p HD bir görüntü verdiği söyleniyor. Ekran yansıtabiliyorsunuz. Yani bu da telefonlarınızı direkt projeksiyon cihazına yansıtabilirsiniz. Burada Wi-Fi ve Bluetooth bulunuyor. Şimdi Wi-Fi ve Bluetooth'un olmasında nasıl bir güzellik? Bu 3 wattlık bir hoparlöre sahip. Yani kendinden hoparlörü bulunuyor projeksiyon cihazının ama kalabalık bir ortamdaysanız ya da dışarıda işte kampta piknikte kullanacaksanız dış etkenlerin de sesiyle çok fazla duymanız mümkün olmayacak. Bluetooth da burada şuradaki devreye giriyor. En azından bir Bluetooth hoparlör takarak bu cihaza Görüntüyü projeksiyon cihazından, sesi de bluetooth hoparlörden alabilirsiniz veya bir ses çıkışı bağlayarak buna işte bir bilgisayar hoparlörü gibi cihazda kabloluda da bağlantı sağlayabilirsiniz. Diğer özelliklerine baktığımızda zaten hoparlörü olduğunu söylemiştim. Android 11 ile geliyor. Android 11 ile geldiği için birçok güncel uygulamayı yükleyebiliyorsunuz. Ve içerisinde işte Netflix, YouTube vesaire, Amazon Prime bunları da kurarak izleyebilirsiniz. Kutu açılımını yapıp cihazın kurulumunu yaptıktan sonra zaten içerisinde neler yüklü değil bunları göstereceğim. YouTube'dan da sizlere videolar açacağım. Bu güzel, kompakt, küçük bir cihaz olduğunu söyleyebilirim. Hemen şimdi şöyle kutuyu bir açalım hızlıca. Sizler de görün çok fazla da böyle detaya girmek istemiyorum. İlerleyen dakikalarda sizlere detay bilgisi paylaşacağım. Hemen şöyle güzel bir paketlemesi var görmüş olduğunuz gibi. Cihaz zarar görmesin diye yapılmış bu. Şimdi cihazı şöyle bir kenara alalım. Evet bir tane kullanım kitapçığı geliyor PC07 modelli. Bunun içerisinde de nasıl kullanacağınız bakın kumanda ile ilgili de detaylar var. İşte buradan menüye şuradan girersin şöyle yaparsın vesaire. Burada yanda sıkma vesaire yerlerini göstermiş. Şimdi güç girişimiz böyle L bir şekilde geliyor. Bu da güzel. Bu neden yaptıklarını ilerleyen dakikalarda göstereceğim. Bu da normal 220 priz girişimiz. Kumanda da bu şekilde. Ben de şu an mesela ışık için kullandığım bir kumandam var. Bu mesela stüdyo ışığımın kumandası. Bu da projeksiyon cihazının karşılaştırmak için de şöyle göstereyim. Güzel. Hani kompak olmuş. Güzel bak üzerinde kapatma tuşu, açma, işte ekran yansıtma, ses açıp kısma vesaire bütün tuşlara yer verilmiş. Bunu da bir kenara aldık ve projeksiyon cihazımızı buradan göstermek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi güzel bir tasarıma sahip beyaz bir projeksiyon cihazı. Burada netlemeye yarayan bir yer bulunuyor. Mercek zaten burada baktığınızda küçülüp büyüyor. Şurada da bir jelatin var üzerinde. Bunu açmadım daha. Şimdi bunu böyle gördüğünüz gibi masanıza konumlandırabiliyorsunuz. İsterseniz dikey, isterseniz yatay yapabiliyorsunuz. Burada açma yerleri var mı? Bir bakalım. Yok. Burada herhangi bir sıkıp açma yeri bulunmuyor. Böyle birazcık zor dönüyor. Ama zaten zor dönmesinin sebebi de en azından cihazı konumlandırabilmeniz için bu kameraya da göstereyim mesela. Şu anda bir duvara yansıtacağımız zaman bu şekilde yukarı kaldırıyoruz ve görmüş olduğunuz gibi direkt koyduğunuz yerden duvara yansımış oluyor. Şimdi arka tarafındaki girişlere bakalım. Burada bir adet güç girişi bulunuyor. Bir adet HDMI girişi, USB ve optik ses çıkışı gözüküyor. Zaten buradan da normal bilgisayarlarımıza taktığımız 3.5 mm'lik jacklar kulaklıkta takabilirsiniz bu arada. Yer bulunuyor. Burada da cihazı açıp kapatabileceğiniz bölüm var. Ayrıca bluetooth olduğu için de kulaklıkta bluetooth'a bağlayıp yatarken tavana yansıttığınız veya karşı duvarınıza yansıttığınız vesaire Oradan da kulaklığınızdan dinleyebilirsiniz çünkü bir tık gürültüsü olacak cihazın haliyle içerisinde bir fan olduğu için. Alt kısımda da kauçuk bir malzeme kullanılmış. Bu da koyduğunuz zeminlerde kaymamasını sağlayacak. Böyle ileride laçka olur mu ya da böyle biraz daha laçkalaşır mı bilemiyorum. Burada da zaten dediğim gibi merceği böyle daha doğrusu netliği sağlayabileceğiniz buton bulunmuş. Bu da böyle hafif öyle direkt sağ sol vesaire yapabiliyorsunuz. Şimdi gelin cihazın bir kurulumunu yapalım. Bakalım kurulumda bizlere neler bekliyor ve duvardaki görüntü hissiyatını da sizlere paylaşmaya çalışacağım. Tabii ki de bunu bir karanlık ortamda yapacağım. 630 gram bir ağırlığı bulunuyor. Bu da hafif olduğunu söyleyebilirim. Yani benim gibi güç istasyonu bulunuyorsa elinizde ben size onu da göstereceğim. Taşınabilir power bank gibi düşünün güç istasyonuyla. Kamplarda, tatilde, her gittiğiniz yerde bunu elektrik olmadan kendi elektriğinizle de kullanabiliyorsunuz. O da güzel bir özellik. Yani bütün cihazları kullanabilirsiniz aslında. Power station varsa elinizde güç istasyonu. Ama yoksa zaten dediğim gibi elektrik olan her yerde böyle rahat çantanıza sığabilecek bir yapıda. Gördüğünüz gibi avuç içime aldım ürünü ve şu kadar bir yapısı bulunuyor. Yani küçük rahatlıkla konumlandırabiliyorsunuz. Tek eksisi şu. Hani bir çantası olsaydı güzel olur muydu? Bence olurdu. En azından mercek çizilmeye karşı korunurdu ya da bir darbeye karşı cihazı da korunmuş olurduk. Hadi gelin şimdi ürünü bir kurulumunu yapalım ve bakalım duvarda nasıl bir görüntü sağlıyor. Küçük yaptım tabii ki de çok büyük yapmadım. Şöyle hemen bir menüler arasında geçişi de göstereyim sizlere. Google Play var, YouTube var, Netflix var içerisinde. Cihazın hemen bir hakkında bölümüne girelim. Bakalım burada neler var. Evet görmüş olduğunuz gibi model numarası Android 11 olduğu 8 GB depolama hafızası bulunuyor. 1 GB de RAM'i bulunuyor bu ürünün. Şimdi diğer ayarlara baktığımızda burada bir zaman ayarı bulunuyor. Bununla da zaten işte tarihini, saatini hepsini ayarlayabiliyorsunuz. Onun dışında hemen şöyle bir projeksiyon ayarlarına da bir göz atalım yavaştan sonrasında direkt yerleri göstereceğim. Burada ekran yakınlaştırma bulunuyor. Projeksiyon yönetimi ve keystone düzeltme var. Bunda da otomatikte kalıyor ki kendisi düzeltebilsin diye açısını. Şimdi kumandayı projeksiyon cihazının tam tepesine tutmanız gerekiyor. Bakın şu anda görmüş olduğunuz gibi bir arama yapıyorum ve kumandaya buradan bastığımda bakın almıyor. Direkt şöyle kumandayı projeksiyona doğru tuttuğumda görmüş olduğunuz gibi açtı. Şimdi böyle bir menü hızlarını da göstermek istiyorum sizlere. Şu anda YouTube'dayım görmüş olduğunuz gibi. Geçişlerde hani çok fazla böyle bir donma kasma vesaire yok. Şu anda geri tuşuna bastım. Hemen algıladı görmüş olduğunuz gibi. Ana menü tuşuna basıyorum bastım. Ana menüye de bu şekilde bir tık yavaş geçiyor. Şimdi USB vesaire taktığınızda cihaza buradan dosyalar bölümünden de onları görüntüleyebiliyorsunuz. Gerçekten netliği güzel fakat sanki bir tık parlaklığı bana düşük geldi ve sadece bilgisayarım açık. Sadece bilgisayarımın şu arkasındaki ışıklar açık. O yüzden karanlık bir ortam diyebiliriz. Tekrar ana menü tuşuna bastığımda görmüş olduğunuz gibi bir de Google Play'i göstermek istiyorum. İçerisinde neler var vesaire. Bu arada duvarıma yansıttığım için herhangi bir problem olmuyor. Tabii oturum aç diyor. Bunda oyun vesaire oynayabiliyorsunuz. Telefonunuzu da yansıtabiliyorsunuz ama tabii ki de içerisinde yüklü olan uygulamalarla işlem yapabilirsiniz daha doğrusu oyunlarla hani böyle büyük oyunlar vesaire oynayamazsınız ama bilgisayarınızı PlayStation'ınızı bağlayıp ufak gecikmelerle böyle nasıl denir yani çok rekabetçi oyunlar oynayamazsınız ama bir işte Asfalt 8 gibi oyunlarda gecikme hissiyatı yaşamadan aslında size gözükmeden o tarz bir oyunlarda oynayabilirsiniz böyle bir Netflix'in de arayüzünü göstermek istedim. Cihazın kurulumu çok basit. Aslında bir kurulum yapmıyorsunuz. Direkt cihazı fişe bağladığınızda güç geldiğinde kendiliğinden açılıyor. Ve açıldıktan sonra siz Google Play şifrenizi, işte Wi-Fi şifrenizi bunları giriyorsunuz. 630 gram bir ağırlığı bulunuyor ve 3 watt dahili hoparlör kendi içerisinde bulunuyor. Wi-Fi ve Bluetooth da dahil Android 11 ile geliyor cihaz. Şimdi bu cihazda birazcık geçişlerde yavaşlıklar hissedebiliyorsunuz. Menüler arasında mesela böyle işte Netflix'tesiniz. Ana menüye döndüğünüzde bir tık geç açılabiliyor. YouTube'da başka bir videoya geçtiğinizde cihaz birazcık ısındıktan sonra gecikmeler yaşanabiliyor hafif ama zaten bu durum tüm projeksiyon cihazlarında var. Onu baştan söyleyeyim. Çok fazla böyle zifiri karanlıkta değildim. Zaten videoda da gösterdim. Bilgisayarın ışıkları vesaire birazcık duvara yansıyordu ama odanın tüm ışıkları kapalıydı ve perdeler de kapalıydı. Farklı bir ışık kaynağı yoktu. Bu da böyle hani birazcık benim parlaklık açısından böyle diğer incelediklerime göre bir tık böyle parlaklığı az geldi. Cihazın alt kısmında bir kablo girişi var. L demiştim bu. Bu L olmasının sebebi de cihazı rahatlıkla hareket ettirebilmenize yarıyor. Fakat bir HDMI kablosu normal taktığınızda cihazı hareket ettiremezsiniz. HDMI kablosunu da L bir şekilde almanız gerekiyor ki bilgisayarınızdan ya da farklı bir cihazdan bir şey yansıtacaksanız telefona LHTML almanız gerekiyor bluetooth olduğu için bir hoparlör veya kulaklık bağlayabilirsiniz İsterseniz kulaklığınızla tek başınıza dinleyebilir isterseniz de bir harici bluetooth speaker yani hoparlörle de diğer etrafta olan arkadaşlarınız eşiniz dostunuzla birlikte izleyebilirsiniz fan sesi bir tık bulunuyor Tek başınıza olsanız dahi hoparlörleri birazcık düşük kaldığı için böyle filmlerde bir tık aşağıda kalabiliyor ama müziklerde biraz yüksekte oluyor. Yani yüksek miyim aslında normal ses seviyesinde ama filmlerde düşük gelebiliyor. Şimdi gelin bir hoparlör testimizi yapalım. Ürünlerini araştırmaya hepimiz çalışıyoruz. Şimdi sizlere öncelikle ürünün hemen böyle bir malzeme yapısını göstereyim. Böyle bir teleskopik bir borusu bulunuyor. Bu uzayıp kısalabiliyor bu arada. Onu söyleyeyim. Bakın mesela... Duymuş olduğunuz gibi hem kendi videomu açıp böyle konuşmalı bir videoda ses performansını gösterdim hem de bir müzik açtım sizler için oradaki ses performansını da göstermeye çalıştım. Projeksiyonla ilgili sürekli detay görselleri eklemeye çalışıyorum tasarım anlamında dediğim gibi güzel ama hoparlör anlamında bir tık az kalıyor sesi. Ama onun dışında tabii ki de bu bir kompakt cihaz ve içerisine 3 watt'lık bir hoparlör eklenebilmiş. Tabii ki de duyabiliyorsunuz. Hatta zaten projeksiyon cihazı yanı başınızdaysa rahatlıkla duyarsınız ama bir tık uzakta ve birkaç kişi oturuyorsanız hafif böyle bir ses varsa içeride yani duymanız biraz zorlaşabilir. Diğer incelediğim projeksiyon cihazlarına nadiren bundaki fan sesi biraz daha düşük kalıyor onu söyleyeyim. Bu da bir artı avantaj. Bence. ...ama fan sesini gene duyabiliyorsunuz... ...böyle aşırı yüksek değil fakat duyulabiliyor. Projeksiyonla ilgili fiyat performans olarak bakacaksak hem kompaklığı hem tasarımı hem de giriş çıkışları yani biraz daha böyle alınabilecek seviyede duruyor. Çünkü şu anki projeksiyon cihazlarına baktığımızda fiyatlar gerçekten aşırı yükselmiş ve birazcık ağır oluyor. Bu sayede de hani çok fazla taşıma yapamıyorsunuz tatilde vesaire yanınızda. Şu anki haliyle de rahatlıkla taşıma sağlayabilirsiniz. Ben projeksiyonla ilgili teknik detaylarını ve kullanıcı deneyimlerimi sizlere paylaşacağım paylaştım. Ayrıca şu anki videoyu diğer ilk başladığım günün 2 gün sonrasında çekiyorum ki tamamen deneyimleyip sizlere tüm bilgilerimi aktarmaya çalıştım. Menüler arasında dediğim gibi geçişlerde bir tık böyle ara sıra donmalar olabiliyor ama o her projeksiyon cihazında bulunuyor. Ve şunu da söylemek istiyorum. Wi-Fi'ye bağlandığımız bölüm gerçekten böyle nasıl diyeyim size kontrast açısından çok kötü olmuş. Böyle mesela klavyeden hani A harfi, B harfine gidiyorsunuz ya hangi harfin üzerinde olduğunuzu göremiyor gibi bir şeysiniz. Ben de birazcık körlük olduğu için bende bir tık daha fazla oldu. Onun dışında dezavantaj yok. Al USB'ni tak, dışarıda, tatilde, herhangi bir yerde bunu kullan. Görüntü kalitesi bu arada çok güzel veriyor. Ama dediğim gibi parlaklık sanki bana mı öyle geldi bilmiyorum ama bir tık aşağıda kaldı. Ama onun dışında tabii ki de artısı bence daha fazla. Öncelikle kompaktlığı, fiyat performanslı ve iç işlevi yani aslında odaklaması bile o kadar keskin bir odaklama sağlıyor ki ve bunu siz 4-4.5 metrelere koyduğunuzda yani uzaklık olarak duvardan veya perdeden Emin olun 140, 130 inçlik bir görüntü sağlamış oluyorsunuz ve tabii ki de bu projeksiyon cihazları genelde projeksiyon perdeleriyle kullanılıyor. Biz bunu duvarda kullandık ama olsun. Bence güzel. Akşamları uyurken yatak odamın duvarında direkt bununla artık kullanım sağlayıp filmler, videolar izleyebileceğim en azından uyurken güzel bir etkinlik olmuş olacak diyebilirim sizlere. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.